Merhabalar arkadaşlar. Okuma günlüğümüze devam ediyoruz. Kader, Kadar, O Kadar kitabından Kapılar. Yalnızca içteki yakındır. Başka her şey uzak. Her yeni gün yeni bir alemin kapısıdır diyor bir zaman. Her yeni gün bambaşka bir aleme açılan kapıdan giriyoruz. Yeniden başlamaya inat ederek. Hareket etmenin inadıyla dikiliyoruz zamanın kapısına. Ne yapacağını bilmiyor musun? Yine de yap. Geç bir kapıdan. En fazla başka bir kapı arayışına iter seni. Çoğu şey insanların yaşam arayışında. Belki eğitimle alakadardır. Belki tarih sürecinde insanların yaşadığı en büyük sıkıntı budur. Aşırı garantörlük hayatı bir garanti gibi görmek. Yani sabah mutlak surette güneş doğar. Doğru. Ama ve lakin daha önceden bahsetmiştik. Zarf ve mazruf. Yani zahir penceresinden bakarsak evet güneş bizim üzerimize doğar ve gün başlar ama batın penceresinden bakarsak yani işin iç hakikatine biz o güne doğarız uyanarak. Ama o güne uyanmadığın veya her gün geldiğin o evine bir gün gelemediğin vakit o gün senin güneşin dünyaya doğmaz. Senin güneşin dünyaya doğmadığı gün. Garanti olarak gördüğün her gün milyarlarca yıl bu güneş doğuyor diye bakış attığın bu dünya senin sükutu hayale uğratır. Çünkü esas olan senin güneşinin dünyaya doğmasıydı. O yüzden kendi güneşi dünyaya doğmayan bir insan ve doğmama ihtimalinin çok yüksek olduğu bir insan garantör bir şekilde çok risk almayayım diye bakıyorsa ve harekete geçmiyorsa bir şeyler yapmıyorsa bir sihirli değnekle evet sen bunu bu işi yapacaksın böyle 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 hiç üzülmeden devam edeceksin. Hayatın içerisinde yani hayat alt maddelere indiğinizde mutluluk olduğu gibi hüzün de vardır. Başarı olduğu gibi başarısızlık da vardır ki başarı tanımını beşer yapıyorsa zaten eksik ve yanlış ve noksandır. Çünkü beşer kendi nezdinde başarı tanımını yapıyor. Yani hakikat nezdinde başarı kişinin insani vasıflarını elde edip koruyabilmesi iken insan nazarında ne kadar ahlaki özellikleri sükut etse de parası varsa her halükarda onun peşine koşarlar. Malum şahıslar karı koca hapse girdiklerinden ve çıktıklarından sonra dahi takip edilmelerinin nedeni budur. Çünkü para insanlar için ahlaktan daha önce geliyor. Şimdi bu insanların sana başarılı demesi ne ifade eder veya tam tersi? O yüzden her yeni gün yeni bir alemin kapısı. Bakın bugün uyandık. Yeni bir gün, yeni bir alemin kapısı. Uyandık ve o yeni günün aleminin kapısından girdik. Bugün tek başına bir ömür gibidir. Uğraş, mücadele ver, yap, zamanı ıskalama, kitabını oku. Ne iş yapıyorsun artık? Hele öğrenciysen asla ıskalama. Asla. Erkeksen kadınlarla uğraşma. Kadınsan birini bulmakla uğraşma. Zaten kadına ilgi olacaktır. Siz mutlaka ilgi göreceksiniz ama mesele senin oradaki ilgiyle değil. Gerçek anlamda yuva kurma noktasında bilince ulaşıp gerçek anlamda yuva kurma bilincine ulaşmış biriyle bir birliktelik kurma vakti geldiğinde buna niyetlenmen olacaktır. Kitabını oku, okulunu oku, işine bak, kendini geliştir. İmam-ı Azam'ın dediği gibi dinini öğren, sonra paranı kazan, sonra evlen. Ne yapacağını bilmiyorsan da yap. Geç bir kapıdan. En fazla başka bir kapı arayışına itersin. En fazla toprak yoldan çıkmanın yolunu ararsın. Ama toprak yola girmeden çıkmanın derdine düşmezsin. Derdine düşmezsen harekete geçmezsin. Hareketsizlik, tek düzelik yaşamak mıdır? Değildir. Hareketsizlik yaşamamaktır. Yoklukla müsavi tutulursun. Gerisini sen kıyas et. İkinci bölümü de okuyalım. Mazlum ve zulüm. Biraz uzun ve derin bir yazıydı diye hatırlıyorum. Zulmeden felah bulmaz. Belli süre acı çekmeniz daha sonra yapacaklarınızı meşru kılmaz. Böyle diyor İslamiyet. Yıllarca baskı ve şiddet de görsen elinde silah olmayana dokunamazsın diyor. Kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunamazsın. Birkaç yerde her zaman Filistinliler ölüyordu. Biraz da İsrailler ölsün diye yazılanları okudum. Bir yandan da bu olurken diğer yandan ırkçı seçicilikle Araplar bize yıllarca bunu yaptı. Şimdi Filistin'in yanında mı olacağız yazılarını okudum. Bu Filistin olaylarının patladığı dönemde birkaç tweet okumakla birlikte hafızalama gelen yazının neticesiydi. Yani bir yanlış bir eksik bakış açısı var ki İslamiyet bunların anladığı gibi değil. Din olarak mesela geçen Ayasofya ile ilgili de paylaştığımda bir silüet varsa namaz kılamazsın falan. Zaten öyle ama bu silüet senin
Peygamberimizden önce inşa edilmiş. Yani Hristiyanlık hak dinken inşa edilmiş bir mabet. Ve o mabedi fethedip o ülkeyi temsil ettiği Konstantinopol'ü ve o inancın en büyük kilisesini, hatta Kabe'si gibi olan fethedip oraya kendi mabedini inşa ediyorsun. Oradaki nakışları minimum derecede zedeliyor. İşte üstünü örtüyor. Onu kazımıyor. Anlatabiliyor muyum? Üstünü örtüyor. Yani ki işte adamın bağnazlığı inancın getiricisinden daha fazla. Yani inancın getiricisi böyle yapmıyor. Yani o ihbar edeni peygamberimiz, muallim böyle yapmıyor. Hatta bir adam var sürekli namaz kılıp ibadet ediyormuş. Peygamberimiz diyor ki sizin en hayırlınız benim. Ben böyle yapmıyordum kalk. Böyle yapmıyorum ben diyor kalk. İbadet vakti ibadet edeceksin. Ki ibadetin çeşitleri vardır. Sen sabah namazını kıldın, öğlen namazını kıldın. Sabah ve öğlen namazında yaptığın her mübah, iş, ticaret mi, sporcu musun, her neyse, ders mi çalışıyorsun? Hepsi ameldir diyor. Hepsi ibadettir. Çünkü içtimağını sabah verdin, öğlen verdin. O iki içtimaya çıktığında askerler bunu anlayacaktır. İçtimada bir asker yoksa adamı öttürürler. Adamı öttürürler, sen orduya dahil değilsin gibi düşünün. Ama İslamiyet ordusu içerisindeki biri sabah ve öğlen namazını kıldığında tamam ben o bu ordunun askeriyim der. O arada yaptığı her iş askerlik hanesinde yazılır. Bir bu olarak şimdi bunu bilmediği için peygamberin o ibadet noktasında getirdiği ölçünün dışında bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte kendince bak diyor ben çok ibadet ediyorum. Burada başka şeylere giriyor da konu. Kısacası peygamber diyor ki bu kadar yapmayın. Şimdi adam da yahu üstü örtülüyorsa işte kazıyacaksınız, silüette namaz mı olur falan. Yani teferruati noktalara bu kadar takılıp da işin özüne bu kadar takılmamayı ben hayretle karşılıyorum. İşin özüne bakman lazım. Neyse tahrip edilmemesiyle ilgili durumların ne kadar güzel olduğunu anlatırken bazıları bağnazcasına olur mu canım orası işte şeydir öbürü ibadethanedir. Bütün fotoğraflar ve haçlar yok edilmelidir diyor. Öbürü de diyor ki orası kilisedir, cami yapılmamalıdır. İşte iki tarafta ifratta tefritte. Birinin İslamiyet'e olan bakış açısındaki sevgisizlik, sempatiksizlik birileri yüzünden veya her neyse. Öbürü de tam tersi aşırı muhabbetle aşırılığa giderek hiç kimseye saygı göstermeyerek ilerleyen bir yapı. İşte burada da öyle. Filistinliler ölüyordu. Biraz da onlar ölsün diyor. Ama orada sivil halka, silahsız halka işte eğlenmeye gitmişler. Bir festivale inip öldürüyorlar. O insanların elinde silah yok. Sana kastetmemiş. İslamiyet bunu doğru karşılamıyor. Elinde silah, işte mertlik. İslamiyet mert adamı inşallah tabiliyor muyum? Elinde silah varsa onunla birlikte mücadele verirsin. Ha, onlar askerdir. Ve o askerler eğleniyordur. Sen o anda baskın yaparsın, o ayrıdır. Burada hiç askerlikle bağ olmayan insanları, kadınları falan kaçırıp öldürüyorlar. Bu zulümdür. Her zaman Filistinler ölüyordu. Biraz da İsrailler ölsün diye yazan bu konudaki fikri yanlıştır. Ve sebebi kel failden yani sebep olan yapan gibidirden alırsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün siz konuşurken işte Almanya'da olan soykırımı hatırlıyorsunuz. Holokost işte o tabii gerçekse onunla ilgili de muallak çok da. Şimdi buna taraf oldun sen. Dedin ki iyi oldu. Yazılır hanene. Tarafkirliğin bedeli vardır. Hanene yazılır. Bir siyasi parti sempatizanısın. Şey değil hani ülkemle ilgili bir seçim hengamıdır. Ben görevimi yapıp oy veriyorum. Bunların her yaptığına taraf değilim demek ayrı. Bu zaten olması gereken. Ama öbür türlü her şeyiyle savunuyorsun. Yaptıkların her şeyini mübah görüyorsun. Yazılır hanene. Hanene yazılır. Böyledir taraf olmak. O yüzden güzeli sevmek, güzele taraf olmak lazım. Velhasılı kelam. Nasıl ki orada masumlar öldürülsün diyen zulmetmiştir. Tam tersi o Araplar bize geçmişte ihanet etmişti. Şimdi onların başına gelenler müstahaktır diyen de zulmetmiştir. İki görüşünde canı cehenneme. Bir işin hakkını arayacaksan muhatabından arayacaksın. Bu arada şu tarz üsluplar bu görüşün canı cehenneme. Geçen birisi YouTube'dan bir videomu almış paylaşmış. Hayretle izledim. Ben niye öyle konuşmuşum diye. Bazen insan o kadar sinirli ve konuşmaması gereken bir vakitte konuşuyor ki kardeşinizin olduğu gibi. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Böyle şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kadınla erkek arkadaş olmaz demişim. Ama ondan sonra işte birisi artık damarıma mı bastı bir hakaret metni hatırlamıyorum. Gerizekalı. Bu çok gerizekalıcı bir şey. Siz salak mısınız, aptal mısınız? Böyle hayret dizin ve bir şey de anlatmıyorum. Hani böyle peşi sıra kelimeleri sıralayıp da karşı tarafa neden kadın ve erkek arkadaş olmazla ilgili bir şey aktarsam problem yok. İlk başta giriyorum diyorum ki sadece kadın ve erkekten arkadaş olmaz. Sonra başlıyorum bunu kabul etmeyen şöyledir, bu böyledir. Böyle hayretle izledim. Yani
Çok da eski bir video da değil yani. Ama çok ilginç bir video. Çok komiğime giden bir video. Ha, utanmıyorum bundan. Benim ve hatamla da yanlışımla da doğrumla da o benim netice itibariyle. Onları ben konuştum. Konuşmuşum yani. Hatta şeyi hatırlıyorum ya, bu videoyu atayım mı? Çok saçma bir video oldu ama neyse dedim, içeriğimi ben devam edeyim. Bozmayayım düzeni. Böyle bir kafa vardır bende. Mükemmel olmak zorunda değil. Olmak zorunda. Ben yapayım, mükemmeli yakalayana kadar yapmış olurum diye bir kafa var. O bilinçteyim. Ama o gerçekten koyulacak bir video değilmiş. Orayı da ne hikmettir orayı kesip almış. Yahu mübarek, madem kesip alıyorsun bir şeyler anlattığım yerleri de alsana. Orada yükselmişim, çok saçma sapan şey yapmışım. Şimdi burada da mesela bu üslubu beğenmedim. Yani bu iki görüşünde canı cehennem ama yine de benim o an. O hissiyat onu hak etmiştir. Ama o videodakini savunmuyorum. Bunu savunabilirim ama o videodakini savunmuyorum. Ne kadar bir şey anlatmadan hakarete düçar olmuşum orada. Ne kadar hakarete boğmuşum karşı tarafı. Üzgünüm o videoyu izleyenler için de. Yani başka bir sayfa ve ben gayri ihtiyari karşılaştım. Beni etiketlememişler bile Instagram'dan. Bir baktım YouTube'dan bir kesit, çok da kaliteli bir kesit almış. Ben kendi kesitlerimi bu kadar kaliteli alamıyorum. Nasıl? Bir anda da kayboldu. Eşime gösterecektim. Tık kayboldu. Bulamadım bir daha da videoyu. Velhasıl üslupla ilgili bazen çok konuşan çok hata yaptığı için kaçırabiliyor. Buradaki üslubum da öyle olmuş ama ben nahoş olduğunu düşünmüyorum bunun. Bir işin hakkını arayacaksan muhatabından arayacaksın. Derdin belediye başkanı ise belediye çalışanından hesap sormayacaksın. Hamas'ın derdi hakkını aramaksa eli silah tutan muhatabıyla çarpışacak. Siviliyle değil. Biraz bir gazete köşe yazısı gibi bir günlük yazı olmuş. Gündeme değer. Bir diğer pencere ise medya. Bu anlatılanların tümü yanılsama ya da yalan da olabilir. O sebeple kesin yargılardan ve söylemlerden kaçınılmalı. Yani biz medya tarafından bir şeylerle muhatap ediliyoruz. Bu böyledir, bu şöyledir diye. Ama inanın o öyle olmayabilir. Bir gün bir kardeşimle oturuyoruz. Bir olay anlatıyor birisi. Diyor ki bana bir şey getirecek. Bir basınç arttırıcı. Aylar oldu. Parasını veriyorum. Kayboldu diyor. PTT'de diyor. Şöyle diyor. Böyle diyor. Artık yani burama geldi. Oğlum ben alabiliyorum bunu. Yani sen getireceğim dedin diye ben yapmıyorum. Niye getireceğim diyorsun, getiremeyeceksen. Ya da gelmiyor da ben gideyim bir daha alayım. Önemli değil. Yani giden para olsun. Sıkıntı değil. Arkadaş yok geldi ya, bir iki ay daha attı bana. Olayları anlatıyor ama öyle anlatıyor ki işte oradan gelmiş de halam gitti PTT'yi almıyor. Dedim PTT kargo numarası vermiyor, veremiyor. Var mı yok mu belli değil. 4 ay kıvırır mı ya? Sonra onu çok yakından tanıyan birisi dedi ki, kardeşim dedi, bu olayların hiç gerçekleşmeme ihtimalini düşündünüz mü? Tabii bizde bir aydınlanma oldu. Yani bu olaylar hiç yaşanmamış da olabilir. Çünkü çok bazı noktalarda uç birbiriyle tutarsız şeyler de anlatıyor. İşte medya da böyledir. Bu anlatılanların hiç var olmamış olma ihtimali de vardır. Eğer dikkatli bakmazsanız medya, diyor Malcolm X, masumu zalim, zalimi masum gösterir diye. Böyle bir ihtimali var. O yüzden kesin yargılardan kaçınmak gerekir. Şunu sormak gerek. Neden şimdi? Yıllarca Filistin zulüm görüyordu. Böyle misillemeler olmadı. Neden? Mazlum olmanız için birlik olmanız lazım. Filistin'de Hamas gibi 30'dan fazla grup vardı bugüne kadar. Yeri geliyor birbirlerine zıt hareket ediyor ve birbirleriyle çatışıyorlardı. Siz birlik olmazsanız kuvvetiniz dağılır diyor Cenab-ı Hak. Demek ki en ziyade kuvvet birlikten doğar. Velev elinde sadece taş ve topu, sopa olsa fark etmez. Birlik hala yok. Yani Filistin'de mesela savaşın hakkı vardır. Bunu Mehmet Aloğlu çok güzel anlatır. Savaşın bir hakkı vardır. Sen o hakkını yerine getirirsen şartlar işte olur. Allah'ın yardımı seni bulur. Ama sen hakkını yerine getirmezsen ve gerekli olan talimi, tedrisatı, savaş stratejisini vesaire kurmazsan, hakkını yerine getirmezsen problem olur. Ve en baş bu hakkın yerine gelmesindeki kaydı birlik olmaktır. Sen birlik olmazsan dağılırsın. Sen birlik olmazsan yani şey olur. Arkadaş çevresi bakın en küçük dairede de böyle. Aile içerisinde birlik olmaz mısınız? Amcalar, halalar, teyzeler birbirlerine mi giriyor? Mutsuz ve birlik olmayan, ailenin bir arada mutlu olamadığı veya birlikte iş kurup yükselemediği bir grup görürsünüz. Arkadaş grubunuzda. Böyledir medreselerde. Böyledir. Medresede o medreseyi ayakta tutanların sac ayakları o insanlar. Birlik değiller mi? Bir hedefleri yok mu? Ki hedef aynı olursa birlik olması kolay olur. O zaman birbirlerini yerler. Sen öyle dedin, böyle dedin falan. Saçma sapan işler olmaya, ortaya çıkmaya başlar. Artık her hareket gözlerine batmaya başlar. Aynı bunun gibidir. Yani birlik olmamalarından mütevellit de böyle şeylerin ortaya çıkmasından dem vuruyorum. Vakit geliyor. Burası sebepler alemi. Her şey bir hikmetle, bir sebeple inşa edilir. Bazen bir prens gerektir tufanın başlaması için. Öyledir. Prensler başka ne işe yarar ki? Genelde savaş başlatmak için kullanılırlar. Savaş başlatmak için kullanıldıklarından habersiz.
Yani Filistin'deki olan bu hadiseler belki birilerini bir edecek. Belki birilerinin bir olan Rabbi anlamalarını sağlayacak. Yıllar yılı ben Bediüzzaman'dan, İbnül Arabi'den 2023 ile ilgili şeyler okudum. 2023 Alim İslam şaha kalkar diyor. Biz bunları nasıl yorumluyoruz? İşte Alim İslam deyince hemen kendimizden dem vuruyoruz. Bizim ülkemiz şaha kalkacağız, çok daha güçlenecek falan. İslam alemi şaha kalkar. Alim İslam kimdir? İslam olanların içinde bulunduğu böyle bir görünmez bir hat, meridyenler gibi varsayılan bir hat. Şahsı manevi derler ona. Meridyen diye bir şey yoktur. Biz onları hat olarak böyle farazi çizeriz. İşte farazi bir hat. Şahsı manevidir. Alemi İslam cemiyeti içerisinde İslam olanlar girer. Bugün Finlandiya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere akın akın insanlar giriyorlar. Bir Ali diye bir kardeşim var İngiltere'de, diyor ki her hafta sonu cumartesileri Filistin için yürüyüş yapıyoruz. Ben oruç tutuyordum o zaman. Oruçumu o kadar saygılar ki diyor, benimle birlikte akşam seninle birlikte yemek yiyeceğiz diyorlar. Hiçbir şey yiyip içmiyorlarsa ben rahatsız olurum diye. Yani bana inanılmaz bir ölçülü bir yahatlık var. Ben diyor Florida yaşarken abi kimse saygı duymuyordu. Oruç tuttuğumu duyan da bana varoş gibi bakıyordu diyor. Şimdi buradaki ölçütsüzlükle ilgili durum başka bir konu. Bizim artık Bediüzzaman'ın o tabiriyle Avrupa bir İslam devletine gebe, Osmanlı bir Avrupa devletine gebe. Vakti gelince ikisi de doğuracak diye. Bugün biz sanki eski Avrupalılar gibi İslam'a böyle bir öcü gibi bakıyor bizim insanımız. Varoş gibi görüyor. Tam tersi Avrupa'da içi ısınıyor. Nasıl? İşte Filistin'deki bu duruş, böyle dava şuuruyla duruş sergileyen o Filistinlilerin irşadıyla oluyor. Resmen kelimesiz konuşmaksızın irşad ediyorlar. Yıllar yılı ilim öğrendik. Yıllar yılı işte anlatırız insanları İslam'ı falan diye hayal ettik. Hayır. Lisanı hal, lisanı kalden üstündür. Bizim lisanla bir şey anlatmamız dan daha üstündür anlatacağımız şeyleri sindirip yaşamamız. Bu ebeveyn ilişkisinde de böyle. Bir dün bir el baktım. Çocuklarıyla ilgili çok endişeleniyorlar. Dedim ki bakın sizin elinizde müthiş bir kariyer potansiyeli varmış soyunuzdan gelen ama siz bunu hayata geçirememişsiniz. Çocuklarınızla ilgilenmiyor, bırakın kendinizle ilgilenin. Çocuklarınıza yapacağınız en iyi şey kendinizi entelektüel seviyede yukarı çıkarmaktır. Çünkü bu çocuğun rol modeli sensin. Sana rağmen çocuk bir yere gelmez. Sen bir şeyler olacaksın. O yüzden senin tutumunu, disiplinini, gayretini, özverini, gelenekselciliğini görünce çocuk ah diyecek, evet. Saygı duyacak sana. Saygı duymuyor sana, öğretmeninden bir şey alacak. Kim öğretmeni kim ya? Ne alacak öğretmeninden? Velhasıl kelam bu nokta 2023 ile birlikte işte Alim İslam şaha kalkacak falan, böyle kalkıyor işte. Bakın Avrupa akın akın İslam'a giriyor ve İslam milleti şaha kalkıyor. Kalifiyeli eleman sayısı artıyor İslam milletinin. O yüzden bir sebep gerektir. Filistin bir prensti. Burada acı çekiyorlar belki ama tertemiz gidiyorlar öte tarafa. Yani ebedi bir alemi kazanmak noktasında buradaki sınavda büyük duruş sergiliyorlar. Bizim elimiz kolumuz bağlı durmamız da bizim ödeyebileceğimiz bir bedel mi bilmiyorum. Burası sebepler alemi. Bambaşka bir sebep gerektir harbi umumi için ama bu süreçte Müslümana zulmetmemek, haklıyken haksız duruma geçmemek düşer bize. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda bir prensle savaş başlamıştı ya, ona ithafen böyle söylüyorum. Üçüncü Dünya Harbi'nin de böyle olabilir veya Üçüncü Dünya Harbi başlamazsa bile her halükarda alemi İslam'ı şaha kaldıran bir duruş sergileyip lisanı haliyle dinini anlatan, dininin ne kadar doğru olduğunu anlatan Filistinlilerin, Filistin prensinin duruşunu görüyoruz. Bizim milletimiz hakiki Müslümanlardır. Mazluma kanat gerer, dinine, diline, rengine bakmaksızın. Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Onun için Allah bize aziz kıldı diyor Sultan Alparslan. O sebeple çarpışma kurallarını ziyadesiyle biz biliriz. Yahudi diye zulmedecek değiliz ki, zaten hakkımız da yok. Olduğunu söyledikleri şeyler bu yüzden kanımıza dokunuyor. Peygamber ne kadar zalim de olsalar kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunmayın demiştir. Dokunmuş mu? Dokunmayı bırak, ellerini çözmüş. Yediğinizden yedirin demiş. Devrimcidir benim peygamberim. Esirlere zulmetmenin mübah olduğu, kadınları hiçbir saygıya değer ki kız çocuğu utanılacak bir şey olduğu evrede, kızının dizine yatıp, kızını omuzlarında gezdirip, ona değer atfeden o olmuştur.
Zulüm mertliğe sığmaz, imana hiç sığmaz. Gel gelelim asıl meseleye. Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Dünya kirinden temizlenmesi için bir gusül lazımdır. O su genelde kanlı olur. O yüzden kurban bayramlarında bizler Cenab-ı Hakk'ın söylediği tarzda bir ibadetle hayvan keseriz. Enerjisel boyuttadır. Bunu ben anlatmaya çalışırken bazıları akıl nazarıyla bakmıyorlar. Biraz akıl nazarıyla baksalar anlayacaklar. Hikaye nasıldı? Hazreti İbrahim oğlunu kesecekti. Yani oğlu ne demek? Bizim evlatlarımız şu an nerede? Askerde. Bizim bir askerimiz şehit olsa biz evladımızı kaybetmiş oluyor muyuz? Oluyoruz. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail bizim tüm evlatlarımızdır. Yani kan nerede akar? Genelde savaşta akar. Eğer ki sen kurbanını doğru kesmezsen, çünkü diyor ki onun yerine kurban kesin dedim. Kan bir gusüldür. Nasıl ki insanın banyo yapması lazımdır, dünyanın da bir banyosu lazımdır. Enerjisel bazda. Eski tüm ritüellerde, dünyanın kuruluşundan bugüne mutlaka kurban vardır. Karanlık işlerde de, hayırlı işlerde de. Neden? Çünkü kan sırlı bir hazinedir. Kan. Kanı kim üretebiliyor? Ancak bu varlık üretebiliyor. Kan başka bir yerde üretilmiyor. Yani aynı ağaç gibi tohumdan çıkıyor. Başka bir yerde üretimi yok. Odun, şu ahşabın yeryüzünden çıkma. Yani Cenab-ı Hak bunu bize tohumun içinden vermese sen bunu üretemiyorsun. Tıpkı kan gibi. Kanı da anne karnından, yumurtadan o çıkan varlık sayesinde görüyorsun. Ve o kan tılsımlıdır. O enerji aura noktasında aurayı değiştirir. Akışı değiştirir. Seyri değiştirir. Ve o seyir değişecekse, dünya kazuratından temizlenecekse, o gusül aldırılacaksa ya insanın kanı akacak ya hayvan. İşte Cenab-ı Hak diyor ki normalde sizin kanınız akacaktı. Ama diyor siz o İbrahim'in teslimiyeti hürmetine diyor. İbrahim oğullarının, bizlerin İbrahimi bir din, İbrahimi bir teslimiyet sahibi olan o kulların hürmetine tamam diyor. Evlatlarınız değil, o savaşlarda değil, sizin kurban kesme hadisenizde onu sizden kaldırırım diyor. İşte doğal afetler. Neden oluyor? Orada kan akıyor. Aura değişecek. Aura yani temizlenecek. Ya işte Cenab-ı Hak böyle niye yapıyor falan. Ya kardeşim, dünyanın düzeniyle alakalı. Sen sürtünme kuvvetini hiçe sayarak bu hayatta yaşamaya çalışırsan sen avanak olursun. Yani ben frene bastığımda durması lazım araba. Tamam, duracak ama belli bir mesafe var. Çünkü sürtünme kuvveti bir kanundur. Nasıl ki yer çekimi ve sürtünme kuvveti bir kanundur, bu da bir kanundur. Ve bu kanuna uygun bir biçimde hareket etmek noktası insanların bela ve musibetlerden uzak kalma noktasıdır. Uymazsan gelir bela ve musibet. İşte başımıza niye böyle işler geliyor? Niye savaşlarda kardeşlerimiz, bizler vefat ediyoruz? Neden doğal afetler geliyor? En başta gerekli olan şeyleri Cenab-ı Hak bize ibadet adı altında söylemiş. Demiş ki siz ibadetlerinizi yerine getirin. İbadetlerinizi yerine getirirseniz olağan akıştaki seyri bozmazsınız. Takvim yapraklarını koparman gereken gürde koparırsan her gün o günle ilgili numaraları görür. Şaşmaz bir şekilde takvimini takip edersin. Ama biriktirirsen toptan koparman gerekir. Bu bazen zorluk gerektirir. Öyle çok kanırtman gerekir yani. Takvim yaprağını vaktinde koparman lazım. İşte bu da budur. İbadet nevinden sana sürtünme kuvveti gibi, yer çekimi kuvveti gibi adetullahı ve sünnetullahı anlatmış. Ve yaparsan hem senin kârınadır hem de ahirette sana sevap veririm demiş. Yani kâr için ne kâr? Burada insanlar çocukluk ediyorlar. Çocukluk ettikleri için buradaki maslahatı görmezden geliyorlar. Hakeza bu da bunun gibidir. Asıl mesele dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. O da genelde savaş olur, büyük afetler olur. Yani kir var, var ise ki dünyada yıkanacaktır. Neyse, belki de bu gelecek harbi umuminin prensi Filistin'dir. Bilemeyiz. En azından şimdilik. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da Filistin bir prens olmayabilir savaş için. Belki o prens bizim ülkemizdir. Çünkü bize vurana kadar biz ses çıkarmayacağız büyük ihtimal. Ama dananın kuyruğunu koparacak olan da biziz. Rüştü ispat edip alem-i İslam bir edecek olan da bizim ülkemizdir. Alem-i İslam'ın ağabeyi de Türkiye'dir. Ama ve lakin Filistin her halükarda irşat vazifesini sırtlamıştır. Avrupa gibi veya işte herhangi bir ülkedeki İnsanların İslamiyet'e olan bakış açısı. Bu din hakikattir ya. Böyle bir zulme dinlerinin vermiş olduğu metanetle dik durabilen insanların dini hak olmaz da ne olur dedirten Filistin olmuştur. Prens değil derler belki ama sağlamından bir irşat vazifesini yerine getiren bir şahsı manevi temsilcisi olmuşlardır. Selametle.